Bedeli alırız bu evet. işte. Buyurun. Evet, tüm Çeşmeli hemşerilerimize, tüm Türkiye'ye mutlu bayramlar diliyoruz. İnşallah bu bayramlar, son dönemde bayramlarda ağzımızın tadı kaçtı. İnsanlara 1 Mayıs'ı bekleyin, size neler neler vereceğiz dediler. Hiçbir şey yok ortada. Bugün 3. günü. Bayramın 3. günü. Ama bundan sonra, sandık geldikten sonra hep beraber şeker tadında Ramazan bayramlarımızı idrak edeceğiz. Şunu söyleyeyim, yani bugün bir takım hesapları yapmışlar. Baktığınız zaman sadece bayramda bir kutu şeker, bir tane de kolonya aldığınız zaman geçen seneye göre 2 misli daha fazla ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ben 2-3 gündür buradayım. Marketlere gidiyorum, konuşuyorum, insanlar yanıma geliyor. Hakikaten insanlar illallah etmiş vaziyette pahalılıktan. Ve biz bu pahalılığı, dünya diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar, hiç ilgisi yok. Tamamen yapılan, bu hükümetin yapmış olduğu hatalar nedeniyle çekiyoruz. Özellikle de bu hükümetin başında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın hataları nedeniyle bu sıkıntıları çekiyoruz. Ne dedi? Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı'nı değiştirdi. Arkasından faizleri düşürttürdü. Bugün ülkenin geldiği hale bakın. Ne faiz düştü doğru düzgün. İnsanlar bugün çok daha fazla ödemek zorunda faizleri. O güne göre. O gün 19'du. Bugün 30'lara yaklaştı. 30'ları geçti. Yine baktığınız zaman enflasyon o gün 19'du. Bugün %60'ı o da TÜİK'in rakamlarına göre geçti. Bağımsız iktisatçıların yapmış olduğu hesaplara baktığınız zaman enflasyon %140'ları buluyor. Tabii bu da ister istemez yerlileri, bizim vatandaşımızı tatilde etkiliyor. Bizim vatandaşlarımız tatil yapmakta büyük güçlük çekiyor. Buna karşılık da komşu ülkelerden gelen turistler de gerçekten buraları çok ucuz buluyorlar. Hep söylüyoruz ya, bu hükümet milletine iyi değil, milletini unutmuş, el iyiyiz. Şimdi bugün tabii artık dünyada çok çeşitli teknolojiler üretilmiş vaziyette, açık havada bile bu ses önleme teçhizatlarını koymak suretiyle etrafı rahatsız etmeden müzik yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün yasaklar kalktı. Bir tek bu yasağın kalkmaması gerçekten anlaşılır gibi değil. O nedenle de bir an önce tabii gerekli tertibatın alınması, çevredeki insanların rahatsız edilmemesi koşuluyla bu standartlara uyan işletmelerin gece 12'den sonra da müzik yapmaları serbest kalmalı, özellikle yaz aylarında. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar arkadaşlar. Yeryüzündeki cennet Çeşme'den ülkemize, bütün dünyaya sağlık, barış, huzur ve güzellik mesajlarımızı iletiyoruz. Yeni meydanımızda, yeni düzenlenmiş meydanımızda halkımızla beraber kucaklaşıyoruz. Bu pandemide özleştik. Birbirimize sarılmayı, kucaklaşmayı, ilk kez bu pandeminin sonunda bayramlaşmayı, bayram tadında, şeker tadında yapmak için gayret ediyoruz. Ekonomik koşullar ortada ama biz buna rağmen Çeşme'de mümkün olduğu kadar halkımızın arkasında onlara sosyalleşme olanaklarını da Çeşitur üzerinden sağlayarak bugün buradayız. Yeni sezonumuzu açtık Ot Festivalimizle beraber. Çeşme ve Alaçatı, dünya markamız Alaçatı, gördüğünüz gibi bugün ve dün çok kalabalıktı. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Hepinize teşekkür ediyoruz. Artık pandeminin sonuna geldik. Bununla ilgili de gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Çeşme tabii ki, Çeşme deyince akla eğlence de geliyor. Eğlence sektörü bizim için de turizmde önemli bir sektör. Biz her zaman dediğimiz gibi eğlence ve dinlence dengesini sentil ayarında tutarak sesin saatinin değişmesini ümitle bekliyoruz. Ayorgi değil aslında, Ayorgi'nin Dalyan tarafında, Bilkent Koyun üstünde bir
belediye meclisimizin bypass yapılarak bakanlıkça imara açılması söz konusuydu. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık, gönderdik. Çeşme Belediye Meclisi, Çeşme halkının seçilmiş belediye meclisi imar konusunda söyleyecek sözü vardır. Bize sormadan yapılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten teknik olarak da çok ciddi hataları tespit ettik ve bununla ilgili gerekli itirazlarımızı yaptık.